Merhabalar sevgili öğrenciler, Tudem kitabımızdan artık verdiğimiz son ödevlerin Türkçe bölümüyle 86. 86 sayfadan itibaren bu videoyla karşınızdayım. Yani ikinci dönem tekrar testi Türkçe, Tudem'in 86. sayfasıyla 89. sayfası arasındakini yapacağım bu videoda. İkinci videoda da 90'la ile... 90'la 96, 94, 90 ile 94. sayfa. Hani 86'dan 94'e kadar ödev vermiştik ya. Bu iki testten oluşuyor. İlk önce ikinci dönem tekrar testinin çözümlerini yapıyorum. Sayfa 86'dan başlıyoruz. Şimdi birinci soruya hemen bakıyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır diyor. Noktalama ile ilgili bir yanlışlık. Sepette sepeti ekşi yeşil elmaları tezgahına dizdi. Sepetteki ekşi yeşil elmaları tezgahına dizdi. Şimdi burada yanlışlık var. Neden? Ee, ekşiden sonra virgül doğru kullanılmış. Ekşi, yeşil. Bakın ekşi ve yeşil elmaların özelliklerini belirtiyor. Şimdi mesela sarı elma der, derken ya da yeşil elma derken yeşilden sonra virgül kullanmama gerek yok. Dolayısıyla şuradaki virgül yanlış kullanılmıştır. Cevabımız A'dır. Ben yine de B, C ve D şıklarına bakmak istiyorum. Kimse onu aramadı. O da kimseye haber vermedi. Bakın burada birleşik bir cümle var. İki cümleden oluşmuş. Kimse onu aramadı. Biz bazen cümleleri sonlandırmayıp virgül koyup ikinci bir cümleyi yazıp cümleyi öyle bitiriyoruz. Yani iki cümleyi bir arada araya virgül koyarak yapabiliyoruz. Burada sıkıntı yok. Burada problem yok. Yanlışlık yok. C şıkkında yeni güzel bir araba alacağını söylüyordu. İşte A şıkkıyla C şıkkının farkını daha iyi anlarsınız. Şimdi burada yeni ve güzel kelimeleri e, arabanın özelliklerini belirtiyor. Birden fazla özelliği belirtirken o özellikler arasında virgül koyarım. Ama güzel bir araba. Şimdi burada güzelden sonra virgül koyarsam yanlışlık olurdu. Doğru bu. Yani bunu doğru kullanmış. Ya yani Mesela çalışkan öğrenci derken çalışkandan sonra virgül koymaya gerek yoktur. İşte sıcak ev derken sıcaktan sonra virgül koymaya gerek yoktur. Ama e, güzel, şirin, sıcak ev dersem. Güzel virgül, şirin virgül, sıcak ev. Sıcaktan sonra yani e, isimden önceki e, özelliği yazarken o ikisi arasında virgül koymama gerek yok. Keşke bana uğrasaydın biraz hasret giderdik. Bakın bir S vermiş burada bir mola vermiş. Keşke bana uğrasaydın bir nefes aldık biraz hasret giderirdik. Bakın burada da doğru kullanılmış. Ama şurada yeşil elmaları derken yeşilden sonra virgül koymaya gerek yoktu. Dolayısıyla cevabımız A. Birinci sorunun cevabı A. İkinci soruya geçiyoruz hemen zaman kaybetmeden. Çantasından çıkan bazı şeyler şunlardı. İngilizce, Türkçe sözlük, bir kitap, mendil. Şimdi bu cümlede yay ayraç yani parantezle belirtilen yerleri sırasıyla hangi işaretler gelmelidir diyor. Şimdi çocuklar çantasından çıkan bazı şeyler şunlardı. Şunlardı diyorsa Bilin ki açıklama yapacak örnek verecek. O zaman iki nokta kullanıyoruz. Birincisi iki nokta. O zaman A ve D şıkları gitti. İkincisi örnek veriyor şimdi. İngilizce virgül Türkçe sözlük. Ha burada virgül olmayacak. Neden olmayacak? Çünkü İngilizceden Türkçe'ye bir geçişlilik varsa aralarında bir ilişki varsa tire kullanıyorduk. İngilizce Türkçe sözlük. Bakın İngilizceden Türkçe'ye anlamında olduğu için buraya tire gelecek. Yani kısa çizgi. İngilizce Türkçe sözlük virgül bir kitap virgül mendil. Bu örnekleri çoğaltabilirim. 3 nokta kullanacağım. Dolayısıyla iki nokta kısa çizgi yani tire virgül virgül 3 nokta. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı. Üçüncü soruda e, bu cümlede yay ayraç ile belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilemez? Şimdi kadın bakın bir yay ayraç var. Ankara'ya ilk uçak saat kaçta Dedi. Şimdi başka birine ait bir sözü cümle içerisinde aynen kullanıyorsak tırnak işareti kullanırız. Dolayısıyla şu tırnak işareti olacak. Tırnak. Ankara'ya özel isimlere gelen y'ye aitleri kesme, kesme şartı ayrılır. Kesme işareti. İlk uçak saat kaçta? Bakın bunun sorusunun sonuna soru işareti getirdik. Kadının sözü bitince tırnağa koyduk dedi. Yani şimdi bu e yay araçları içerisinde tırnak işareti gelir. Kesme işareti gelir, soru işareti gelir. Ama nokta hiçbir zaman gelmedi. Gördünüz mü? Bu yay araçlarının içine yani parantezlerin içerisine nokta getirmedim. Dolayısıyla cevabımız D. Bir cümle yazarken başka bir ait sözü aynen yazıyorken yazarsak o kişinin sözlerini aynen tırnak işareti içerisinde yazarız. O kişinin sözü şuymuş. Ankara'ya ilk uçak saat kaçta? Bu bir soru cümlesi olduğu için. Şimdi bu cümlenin hepsini tırnak içinde yazdık. Bu başkasına ait bir söz. Kadına ait bir söz. Kadına ait, bir söz. Kadına ait bir söz ama bu kadına ait sözü yazarken de noktalama işaretlerine dikkat etmem lazım. Ankara'ya kesme işareti uçak saat kaçta? Soru soruyor soru işareti. Cümleyi bitirdik mi? Kadının cümlesi bitti tırnağı kapatıyorum. Tırnak açtım sözünü başlatırken. Kadının sözünü aynen yazarken tırnağı açtım. Kadının sözünü noktalama işaretlerini düzgün kullanarak yazdım. Cümlesini bitirip soru işaretini koydum ve tırnağı kapattım. Yani kadının sözü burada bitti. Bu dedi bize ait. Bunu bize söyleyen kişi diyor ki kadın şunu 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 dedi. Kadın ve dedi kelimeleri bunu bize söyleyen kişi ait. Tırnak içerisine aldığım Ankara'ya ilk uçak saat kaçta sözü ise o kadına aitmiş. Başkasına ait sözü tırnak içerisinde yazıyoruz. Ve tırnak içerisinde yazarken de cümleleri noktalama işaretlerine uygun yazıyoruz. Şimdi diyebilirsiniz öğretmenim burada soru işareti koydu dedi niye küçük başladı. Çünkü tırnak var burada. Tırnak işareti içerisinde yazdım ya aslında bu cümlenin bir parçasıdır. Şu soru işareti cümlenin bittiği anlamına gelmiyor. Çünkü bizim esas cümlemiz kadın nokta 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 dedi. Bizim cümlemiz dedi bitiyor. Soru işareti var diye büyükle başlamasına gerek yok. Çünkü tırnak içerisinde bu söz. Yani cevabımız D şıkkı. Dördüncü soru. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna ünlem işareti getirilemez? Şimdi. Ah şimdi bir göl kenarında olsaydık. Bakın ünlem var. Onun ahını aldığını hiç düşünmemiş. Şimdi. Çocuklar Burada. Bana bir bilgi veriyor Onun ahını aldığını hiç düşünmemiş Burada ne ah var ne vah var ne eyvah var Ne bir duygu var değil mi O zaman buraya ünlem getirilemez cevabımız B Ben yine de C ve D şıklarını Tekrar amaçlı söylüyorum tüh Bakın tüh tüm hesaplamalar yanlış olmuş Bakın tüh burada bir kaygı var Bir endişe var ünlem Bravo başarınla gurur duyduk Burada da bir gurur var bir onur duygusu var O zaman burada da ünlem var Dolayısıyla ünlem işaretinin gelmemesi Gereken yer B şıkkı Dördüncü sorunun cevabı B. Beşinci soruya geldik. Bu metinde yay ayraç ile yani parantez ile belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Şimdi görevli sordu. Bakın görevlinin sorduğu soruyu az sonra söyleyeceği için iki nokta. Ve iki nokta yapıp aşağıdaki satıra geçip ne koyarız başkasına ait bir söz yazarken? Konuşma çizgisi yani uzun çizgi. O zaman... Şuradaki uzun çizgi, konuşma çizgisi. Adresinizi söyler misiniz? Görevli sormuş. Görevli ne demiş? Adresinizi söyler misiniz? Bu görevlinin cümlesi soru cümlesi olduğu için soru işareti. Ve buna diyaloglarda karşı cevap veriyor. Bu da konuşma çizgisi. Buna mesela görevli sormuş. Adresinizi söyler misiniz? Ve buna cevap veriyor karşıdaki. Yeşillik mahallesi yani başkasının sözü yine diyalog halinde yazılırken o kişinin de sözünden önce konuşma çizgisi. Yeşillik mahallesi, güneş sokak, sokağın kısası, sok nokta olur. Buraya nokta gelecek. No 12 Çamlıca İstanbul. Çamlıca İstanbul arasına Taksim dediğimiz eğik çizgi konur. Ya da slash da denebilir. Dolayısıyla dolayısıyla iki nokta konuşma çizgisi soru işareti. E, konuşma çizgisi nokta eğik çizgi ya da slash ya da taksim. O halde cevabımız 5'in sonunun cevabı C şıkkı. 6. soruda aşağıdaki cümlelerin hangisinde ki'nin yazımında yanlışlık yapılmıştır? Denizdeki kayıklar nerede Bakın neredeki, kimdeki, kiminki, neyinki sorularının cevabı olan ki, ki'ler ki birleşik olur. Tamam bunda sıkıntı yok. Neredeki? Denizdeki. Ya da başka türlü de açıklayabilirdik. İlk önce bir doğru cevap bulalım. Dünyadaki, neredeki? Dünyadaki. Burada da sıkıntı yok. Çevredeki, neredeki? çevredeki. Bakın bu birleşik olmalıydı. Ayrı yazılmış. O zaman yanlışlık C şıkkında. Bunu hemen görebiliyorum. Bunları söyle ki o da öğrensin. Şimdi biz ne yaptık? Neredeki, kimdeki, neyin ki kiminki, ne zamanki gibi soruların cevabı olan kiler birleşik olurdu. Değil mi? Diğerleri ayrı olurdu. Mesela e, biz ne yapıyorduk? Ki'yi atıyorduk değil mi? Bu tür durumlarda. Ki'yi attığımızda denizde kayıklar sürüklenmeye başladı. Denizde kayıklar sürüklenmeye başladı. Hala anlamlı. O zaman bu ki birleşik olmalı. Değil mi? Yani D'da gibi düşünmeyin. Bunun tam tersi D'da. Şimdi D'da'yı yazarken ne yapıyorduk? O D'yi atıyorduk. Eğer anlam bozulmuyorsa ayrı yazılmalıydı. Anlam bozuluyorsa birleşik yazılmalıydı. Burada tam tersi. Ki'yi attım. Anlam bozulmuyorsa birleşik olmalı. Tamam? Bir de ama ki'de bazı istisnalar var. Mesela halbuki gibi, belki gibi, çünkü gibi kelimeler kalıplaşmış olduğu için birleşik olur. Aslında mantık olarak bu benim bahsettiğim pratik mantığa göre ayrı yazılması gereken kiiler ama ee, ne demiştik? Mesela halbuki o ki'yi aslında benim ayrı yazmam gerekiyor. Ama ama kalıplaşmış olduğu için birleşik oluyor. Dolayısıyla şöyle iki basit yöntemle bulabiliyoruz ki'nin yazımının doğru veya yanlış olduğunu şöyle bulabiliyoruz neredeki, kimdeki, neydeki, ki, ne zamanki gibi sorularının cevabı ise o, o ki birleşik oluyor. Ya da, ya da o ki'yi atıyorsun. Hala anlam varsa birleşik olmalı, anlam yoksa ayrı olmalı. Mesela şuraya bakalım. Neredeki, çevredeki. Bir kere neredeki sorusunun cevabı olduğu için birleşik olmalı. Ayrı yazmış. Yanlışı hemen buna göre buldum. Diyelim ki bu aklınıza gelmedi. Öbür yöntem. Ki'yi atıyorum. Çevrede ağaçları korumamız gerekiyor. Bakın hala anlamlı. O zaman birleşik olmalıydı. Ama ayrı yazmış. Yani 6. sorunun cevabı Ki'nin yazımındaki yanlışlık C şıkkındadır. Gelelim 7. sorumuza. Aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır? Şimdi bahçesine diktiği Japon gülleriyle övünürdü. Şimdi Japon kelimesi bir ulus ismi değil mi? Ulus isimleri Türk, Fransız, Japon, İngiliz gibi kelimeler Özel isim sayıldığı için büyük harfle yazılmalıydı. Dolayısıyla yanlışlık olan şıkkımızı hemen buldum. A şıkkı. Yine de diğer şıklara bakıyorum. Şimdi diyebilirsin ki öğretmenim gülün ismi Japon gülü. Ama bakın Japon kelimesi nerede olursa olsun büyük harfle yazılmalıydı. Ya, cevabımız A. Ama ben yine de BCD şıklarına bakmak istiyorum. Daha önce Konya Ovası'nı hiç görmedim. Bakın Konya Ovası bir yer ismi. Yer ismi olduğu için kelimelerin ilk harfleri büyük. Ve bu kelimeye gelen ek, n eki kesme işareti vermiş. Doğru. Uçurtma Avcısı romanından çok etkilenmiştim. Bakın roman isimleri, eser isimleri, özel isim sayılır. İlk harfleri büyük olur. Bakın uçurtmanın uğusu büyük. Zaten cümlenin ilk harfi büyük olmalı. Uçurtma Avcısı bu romanın bir adı. Bir eser adı olduğu için İlk kelimelerin harfleri daima büyük olmalı. Bu da doğru. Çikolatalar Hindistan cevizliymiş. Şimdi ee, burada şunu diyebilirsiniz. Öğretmenim Hindistan cevizi özel isim değil ki. Evet ama Hindistan Hindistan özel isim. Büyük harfle yazılması doğrudur. Dolayısıyla dolayısıyla 7. sorudaki yanlışlık A şıkkında yapılmıştır. Japon kelimesi ee, büyük yazılmalıydı. Küçük yazmış. Evet. Sekizinci soruya geldik. Numaralanmış cümlelerin hangisinde sayıların yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Sayıların yazımı ile ilgili bir yanlışlık. <laughs> Şimdi kitabın 25. baskısı da yayınlanmış. Çocuklar 25. ya şöyle yazarım. 25. ya da 25 sonuna inci gelecek. Böyle yazarım. Bu doğru. Sadece 150 kişi gelmişti. Bakın sayıların yazımında her sayı ayrı ayrı yazırdım. Şimdi 150 nasıl yazmalıydı? 150 ayrı ayrı yazmalıydı. Birleşik yazmış. Yanlışlığımız ikinci de yani cevabımız B. Yine de 3 ve 4'e bakıyorum. 1919'da sayılara gelen kesme işaretiyle ayrılmış. Doğru. Burada bakın şeyi soruyor bize. Sayıların yazımıyla ilgili. Ben direkt sayıların yazımına bakıyorum. O yanlışlığı bulmaya çalışıyorum. Zaten buldum da. 4. E, de gösteride dans edecek 12 öğrenci seçildi. Bakın 12'yi ayrı ayrı yazmış. Doğru yapmış. Dolayısıyla yanlışlığımız B şıkkıdır. ikinci ifadededir. Yani 8. sorunun cevabı B'dir. 9. soruya geldik. Aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmamıştır? Yazım yanlışı yapılmayanı bulacağım. Şimdi gül sokaktan aşağıya doğru yürümelisiniz. Şimdi şunu söyleyeceğim çocuklar. E, burada bir hata var. Burada bir hata var. Tamam mı? Gül soktan böyle yazılmaz. Tamam mı? Böyle yazılmaz. Ya ee, tamamını yazıp kesme işareti koyarsın. Eğer kısaltma yapmışsan kesme işaretine gerek yoktur. Yazım yanlışı vardır. TSK bakın buradaki yanlışı şöyle fark edebilirsiniz. TSK'yı diyelim ki noktalı bir şekilde kısaltacaksın. O zaman K'nin yanında nokta yok. Tamam? Kaldı ki TSK noktalı şekilde kısaltılmaz. Direkt noktasız TSK olarak yazılır. Türk Silahlı Kuvvetleri yani. Burada da yanlışlık var. C şıkkına bakıyorum. Ağabeyim. Bakın abi ağabey diyoruz ya abim. Mesela abim. Büyük erkek kardeş. Biz bunu abi diye telaffuz, ediyor telaffuz ediyoruz. Seslendiriyoruz ama ağabeyimdir. Ağabeyim bu yıl ODTÜ'den mezun oldu. Bakın ağabeyim doğru. Bu yıl doğru. ODTÜ Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin kısaltılmıştır. ODTÜ'den Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden mezun oldu. Bu da doğru. Ottü'yü bir kelime olarak okurum. Ottü. Bu kelimenin son hecesine uygun ek getiririm. Ottü bir kelime gibi düşünün. Ottü'den kesme işaretiyle. Doğru. E e burada hiçbir yanlışlık yok. Zaten bana yazım yanlışı yapılmayana sorduğu için cevabımız C. Dokuzun sorunun cevabı C. Yine D bakın. TC'nin bağımsızlığı asla tartışılamaz. Çocuklar TC nedir? Türkiye Cumhuriyeti'nin kısaltılmışıdır. TC şöyle kısaltır. T nokta C nokta diye kısaltılır. Dolayısıyla A, B ve D şıklarında yanlışlık var ama C şıkkında herhangi bir yanlışlık yok. Cevabımız C. 10. soruya geldik çocuklar. 10. soruda ee, bu paragrafta kaç tane yazım yanlışı yapılmıştır diyor. Şimdi oda olarak tuttuğumuz kulübelerimize girer girmez masmavi deniz manzarasını izlemek için balkonlarımıza çıktık. Pırıl pırıl parlayan güneş gözümüzü alıyordu. Denizden gelen o tap taze koku beni tüm sorunlarımdan uzaklaştırmıştı sanki. Bir kere tap taze. Mas mavi. Bunlar birleşik yazılması gerekiyordu. Peki başka ne var? Başka yanlışlık var mı? Bakıyoruz. Baştan okuyorum. Oda olarak tuttuğumuz kulübelerimize girer girmez. Çocuklar girer girmez de ayrı ayrı yazılması gerekiyordu. Yani yani ee, bu paragrafta bu kısa parçada okuma metninde 3 tane yanlışlık var. Girer girmez ayrı yazılmalıydı birleşik yazılmış. Masmavi, pespembe, sapsarı gibi kelimeler birleşik yazılmalıydı ayrı yazılmış. Taptaze bu da birleşik yazılmalıydı ayrı yazılmış. Toplam 3 tane yazım yanlışı var. 10. sorunun cevabı B şıkkı. 11. soruya geldik. Ee, bu metnin türü. Çocuklar Mart ayı dönem başlarıydı. Sınavda gözetmen olarak görevliydim. Birden kapı çaldı ve koridor görevlisi eliyle işaret ederek beni dışarıya çağırdı. Gözetme işini diğer arkadaşıma devredecek, devrederek çıktım. Ne olduğunu sordum. Beni sınavdan çıkarttığına göre önemli bir şey olmalıydı. Ee, annemin aradığını, dedemin rahatsızlandığını söyledi. Şimdi burada ne var? Başından geçen bir olay anlatıyor. Ama günlük değil. Şimdi günlükle anıyı karıştırıyorsunuz genelde. Ama günlük günü birlik yazılır. Mesela bugün... İşte sevgili günlük diye başlarız ya işte bugün başımdan şunlar şuna geçti. Bugünle alakalı bir şey yok. Mart ayı geçmişte yaşanan başından geçen bir olay olduğu için cevabımız anı yani A. 12. soru. Aşağıdakilerden hangisi, aşağıdakilerden hangisi günlük türünde metinler almıştır? Havalar ısınınca hemen sayfaya yerlere kaçardık. Bu anıyla alakalı bir şey. Günü birlik yazılması lazım günlüğün. Günlük günü birlik yazılır, her gün yazılır ve daha sade, daha kolay bir dil kullanılır. Bu sabah yağmur yağmadığını görünce sevindim. Bakın buradan şu kelimeden anlıyorum ki bu bir günlüktür. Bu sabah. Bakın ne demiştim? Günlükler günlük yazılır. Günü birlik yazılır. O gün başından geçen olayları mesela akşam oturursun. O gün başından geçenleri anlatırsın günlük ve dolayısıyla cevabımız B. Diğerlerine bakmama gerek bile yok. Gelelim hemen 13. soruya. Zaman kaybetmemek için çocuklar videonun çok uzun olup sizi sıkmaması için biraz acele ediyorum. 13. soruda e, numaralanmış cümleler aşağıdakilerin hangisinde metin türleriyle doğru eşleştirilmiştir? Şimdi. At silkinince şöyle bir hani at yapar titrer ya silkinmektir ona. Peri kızına dönüşmüş. Şimdi bu ne olabilir? Peri kızı diye gerçekte bir şey olmaz. At bir kere silkinince peri kızına dönüşmüş. Gerçekte olmayacak bir olay. Bu nedir? Masaldır. O zaman biri şununla eşleştiriyorum. Tamam bunu yaptığınız zaman iki şık kafadan gidiyor. İkiye bakalım. Yeni yapılan kültür merkezi yarın açılacak. Bu bir haber yazısı. O zaman ikiyi kalple eşleştiriyorum. Bakın biri şununla eşleştiriyorum. İkiyi kalple eşleştirdim. Değil mi? Üç, gençlik yıllarımın bir kısmı Adana'da geçti. Bu da nedir? Anıdır. Başından geçen olaylar. Anı daire. O zaman cevabımız bir. Ee, şu şekil. 2 kalp 3 daire. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı. 14. soruya geldik çocuklar. Bu parçada aşağıdakilerin hangisiyle ilgili bir bilgi yoktur? Baki Efendi pencereye astığı ıslak mendilin kuruduğunu anlayınca katlayıp tekrar cebine koydu. Sirkeciye uzun zamandır görmediği bir ahbabına gidecekti. Ahbabı arkadaşı demek, dost demek. Ahbab, dost, arkadaş demek. Bankadaki odasından çıkıp onu bırakacak arkadaşının arabasına yürüdü. Akşam karanlığının çökmesine daha az vardı. Şimdi burada kişilerden bahsedilmiş. Bunun cevabı var. Bununla ilgili bilgi var. Yer sirkeci falan diyor. İşte gördüğümüz gibi bu da var. Zaman akşam diyor. Ee, şimdi iyice bir inceleyecek olursak çocuklar burada olayı vermemiş. Bakın zamanı vermiş. Mesela akşam karanlığı zamanı vermiş. Yer sirkeci gördünüz mü? vermiş. Yerle ilgili bilgi var. Kişi Baki Efendi. Bununla ilgili bilgi var. E, ama olaydan bahsetmemiş. Daha az vardı. E bunun devamı yok. Olayın ne olduğu yok. Ne oldu? Giderken başına bir şey mi geldi? Gittiler eğlendiler mi diyecek? Eğlenemedi mi diyecek? Gittiğinde onu bulamadı mı? Olayı bilmiyorum. Ama yer, kişi ve zaman hakkında bilgi var. Burada hangisiyle ilgili bilgi yoktur dediği için cevabımız olay. Yani 14. sorunun cevabı A şıkkı. 15. soruya geldik çocuklar. Bu şiirin ana duygusu. Biliyorsunuz şiirin konusu olur ve ana duygusu olur. Şiirde ana fikir olmaz. Ana fikir düz yazı metinlerde olur. Şimdi Edip Cansever'in şiirinden bir alıntı. Hiç böyle ısınmamıştım daldaki vişneye, vitrindeki aydınlığa, salça kokusuna mutfağımın, akan dereye, uçan buluta. Hiç böyle ısınmamıştım yaşamaya. Şimdi burada ana duygu nedir çocuklar? Ana duygu. Herkesin de anlamış olduğu gibi yaşamaya hiç böyle ısınmamıştım. O zaman yaşama sevinci cevabımız B. 16. soruya geldik. E, Numaranmış metinlerin türleri aşağıdakilerden hangisini doğru vermiştir? 16 Temmuz 2018'de hukuk dilinde Türkçenin kullanımı hakkında toplantı yapıldı. Toplantıda kanun dilinin daha anlaşılır bir hale getirilmesi için nelere dikkat edilebileceği konuşuldu. Şimdi burada ne var bir? bence bir haber yazısı var. Değil mi? Çünkü bir etkinliğin e, etkinlik hakkında bilgi veriyor ve bu etkinin içeriği hakkında geniş bilgi veriyor. Bir tıpkı bir televizyonda izlediğimiz haber gibi ya da gazetede okuduğumuz bir haber gibi. Haber yazısı. E, i̇ki numaraya bakıyorum. Dilenci dibi delik kase ile kuyudan su çeke çeke gölü tekrar doldurmuş. Hırkasını suya atmış. Hırkası bir kayaya dönüşmüş. Hırka bir kayaya dönüşüyorsa bu olağanüstü bir olaydır, gerçekte olmayacak bir olaydır. Yani masaldır. O halde, o halde cevabımız D şıkkı. 16. sorunun cevabı D. 17. soruya geldik. 17. soru görsel okumayla grafikle alakalı bir soru. 17 ve 18. soruları bu grafiğe göre cevaplayacağız. Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi bu grafik Grafiği bir inceleyin. Neymiş? Grafikte dört kardeşin bir yılda okudukları kitap sayıları verilmiş. Çağlar e, Çağlar isimli kardeş bir e, yılda on kitap okumuş. Gülce isimli kardeş bir yılda elli kitap. Berk bir yılda otuz kitap. Beyza ise bir yılda yirmi kitap okumuş. Buna göre hangisi yanlıştır? Grafiğe göre. A. Berk ve Beyza'nın okuduğu toplam kitap sayısı Gülce ile eşittir. Bakın. Berk ve Beyza. Berk 30 Beyza 20 topla 50. Gülce ne? 50. Doğru. Benden yanlış soruyor. En az kitap okuyan kardeş Beyza'dır. Bakıyorum Beyza'ya. En az kitap okuyan Beyza mıdır? Bakıyoruz. Beyza en az kitap okuyan demiş. Çocuklar. En az kitap okuyan Çağlar'dır burada gördüğümüz gibi. En az kitap okuyan kardeş ...çağlardır. Burada Beyza demiş. Şimdi bir kere... ...burada bir yanlışlık var. Ee, C şıkkına... ...bakıyorum. En fazla kitap okuyan... ...kardeş Gülce'dir. Evet. En fazla kitap... ...okuyan Gülce. Gülce ve Beyza'nın... ...okudukları kitap sayılarının farkı çağlara... ...eşittir. Gülce ile Beyza'ya bakalım. Gülce 50. Beyza... ...20. 50 ile 20'nin farkı 30. Çağlar 10. Çağlara eşittir. Bakın burada da yanlışlık var. Çocuklar... ...bu soruda bir hata yapılmış... Şimdi bu kitapta cevap anahtarında bu sorunun cevabı D olarak gösteriliyor ama bu sorunun iki tane yanlış şık var yani B ve D ikisi de yanlıştır bana bu konuda hiçbir dönüt gelmedi öğretmenim bu 17 soruda hata var gibi bir dönüt gelmedi ben açıkçası bu, bu soruyla ilgili bir dönüş bekliyordum sizden öğretmenim bunun iki doğru cevabı var diye dolayısıyla ha şöyle bir şey ee, grafiğe göre e cevapladığımız için biz grafiğe göre baktığımızda en az kitap okuyan kardeş Çağlar'dır. Beyza değildir. Bu yanlışı göreceksiniz. Yani bu 17. sorunun iki tane cevabı var. B yapan da doğru yapmıştır. D yapan da. 18. soruya geldik çocuklar. Bu grafikten aşağıdakilerden aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir? Şimdi bu grafiğe göre hangisine ulaşılabilir? 4 kardeşin okudukları toplam kitap sayısı. Evet buna ulaşabiliyorum cevabıma. Dört kardeşin okudukları toplam kitap sayısına ulaşabilirim. Her birinin ne kadar kitap okuduğunu biliyorum. O halde cevabımız A. BCD'ye tekrar yani yine de bakacağım. 18'in cevabı A'dır. Yine de B, C, d şıklarına bakacağım. Kardeşlerinin en çok beğendikleri kitap türleri. Burada kitap türüyle alakalı hiçbir bilgi yok. Buna ulaşamam. Kitap türü diyor bakın. Kitap türü, roman, hikaye, masal bununla ilgili bir herhangi bir bilgi yok. kardeşlerin her ay ne kadar kitap okudukları. Burada bir yıl boyunca okudukları toplam kitapları verdiği için aylarla ilgili bilgi yok kardeşlerin birbirinden az veya fazla kitap okuma nedenleri nedenleri yok. Yani neden çağlar diğerlerine göre az okumuş. Bununla ilgili herhangi bilgi yok. Dolayısıyla tek ulaşabileceğim bilgi A'dır. Cevap A'dır. 19. soru durak hastane çok basit. Durak hastane cevap 19. cevabı C'dir. 20. soru bu görseldeki çocuğun gölgesi aşağıdakilerden hangisidir? Gölgesi. Şimdi e ee, ...olta olan elinin diğer tarafında bir kere sepet var. Doğru mu? Evet. Gölgesini sorduğuna göre çocuklar en mantıklısı bir kere şu oltaların durumuna bakalım. Oltaların durumuna bakalım. Bir kere şu asla olamaz bakın. Burayla şurası tutmuyor gitti. Onun dışında diğer e, şeyleri de incelediğim zaman çocuklar diğer şeyleri de incelediğim zaman... Ben mesela şurada sepeti göremiyorum. Bu da gitti. Tamam. Şimdi A ile D arasında kalmış olabilir. Pardon. C ile D arasında kalmış olabilirsiniz. Gayet olası bir şeydir. Ancak ancak iyice incelediğimizde iyice incelediğimizde cevabın D şıkkı olduğunu göreceksiniz. Cevap D şıkkıdır. Yani bu çocuğun gölgesi D şıkkıdır. 20. sorunun cevabı D'dir. Bir sonraki videoda e, sayfa 90'la 94 arasındaki genel tekrar testini e, çözümlerini yayınlayacağım. Hepinize iyi günler, kolay gelsin.